Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere çok kolay bir cheesecake tarifiyle geldim. Bu cheesecake tarifimizin özelliği tabansız olmasıdır ve sade olmasıdır. Bu cheesecake'e İspanyol cheesecake'i de deniliyor. San Sebastian. Almanya'da Käsekuchen, ohne Boden. Evet, tabansız cheesecake. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki arkadaşlar, yapımı kolay ama biraz riskli bir cheesecake. Bunun için ben ikinci denememde bu sonuca ulaştım ve tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Gerekli olan malzeme listemizi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz açıklama kısmından tarif listemize ulaşabilirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerimiz: 4 tane yumurta, 1 bardak pudra şekeri, 200 gram sürmelik krem peyniri, 200 gram mascarpone, 200 gram kvark. Bunun yerine arkadaşlar krem peynir, sürmelik krem peynir kullanabilirsiniz. 1 kutu süt kreması, 2,5 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya şekeri ve 1 paket puding kullandım. Toplamda 600 gram peynir kullandım arkadaşlar. Sizler 3 çeşit peynir değil de sade bir çeşit peynirden de yapabilirsiniz. Krem, sürmeli krem peyniri kullanarak. Evet, cheesecake'imizin yapılışı: mikser kabımıza peynirlerimizi alalım. Pudra şekerini ilave edelim. Ve yaklaşık 2 yemek kaşığı şekeri de ekleyip çırpmaya başlayalım. Kısa bir süre çırptıktan sonra 4 tane yumurtayı tek tek ilave ederek çırpmaya devam edelim. Bu arada 24 santimlik kalıp kullandım. Kalıbımızın tabanına kenarları ile birlikte bu şekilde yağlı bir kağıdı yerleştirelim. San Sebastian kekinin özelliği de bu şekilde yağlı kağıdımızın içerisinde olması ve bu şekilde pişirmesidir arkadaşlar. Dilerseniz yağlı kağıdımızı tereyağı ile kenarlarını ve taban katını yağlayabilirsiniz. Daha sonra harcımızı içerisine dökebilirsiniz, yapışmama riskine karşı. Ama ben hiç kullanmadım. Kısa bir süre ılıdıktan sonra hafif bıçak yardımıyla çok da güzel kalıbımdan çıkarttım cheesecake'imi. Evet, yumurtaları ilave ettikten sonra unumuzu ilave edelim ve devam çırpalım. Vanilya şekerimizi ekleyelim ve bir kutu kremamızı da ekleyip çırpmaya devam edelim. Evet, harcımızın kıvamı birazcık sulu olduğu için arkadaşlar ben risk almak istemedim. Bir pakette puding kullanmayı tercih ettim. Evet, normalinde San Sebastian Cheesecake'in harcında arkadaşlar puding kullanılmıyor. Ama ben risk almak istemediğim için pudingi kullanmak istedim. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Pudingi de ekleyip çırptıktan sonra elde ettiğim harcımı 24 santimlik yağlı kağıt koyulmuş kalıbıma bütün harcımı döktüm. Fırını önceden 200 derecede ısıtalım. Eğer kalıbı daha çok küçük kullanırsanız arkadaşlar, cheesecake'imiz daha da çok kabaracaktır. Daha bir kalın olacaktır. Ben 24 santimlik kullandım. Sizler 20-22'lik santimlik kalıp kullanırsanız daha çok kalın bir cheesecake'iniz olur. Ama bu ölçülere 24 santim tam idealdır. Daha büyük bir kalıp kullanırsanız cheesecake daha da bir ince olacaktır. Bunun için istenilen sonuç elde edilmez. Evet, fırınımızı önceden 200 derecede ısıttım. Önceden ısınmış 200 derece fırında tam 40 dakika boyunca cheesecake'imi pişirdim. San Sebastian Cheesecake'in bir diğer özelliği de arkadaşlar üzerinin aşırı derecede yanmasıdır. Yani
Böyle çok kızartıyorlar. Sizler istediğiniz rengi aldıktan sonra, istediğiniz rengi elde ettikten sonra fırından çıkartabilirsiniz. Cheesecake'imizi pişerken izlemek de ayrı bir zevk veriyor. Evet, gördüğünüz gibi pişerken bu şekilde kabaracaktır. İstediğimiz rengi elde ettikten sonra fırını kapatalım. Tam 40 dakika sonra ben fırını kapattım arkadaşlar. Ve kapattıktan sonra bir 5 dakikada fırında tuttum. Hafif ılıdı. Daha sonra gördüğünüz gibi fırından çıkarttım San Sebastian cheesecake'imi. Ve kısa bir süre sonra o kabarıklığı inecektir. Kendine gelecektir dinlendikçe. Bu kabarıklıkta kalmayacak cheesecake'imiz. Evet, bir 15-20 dakika dinlendirdikten sonra bıçak yardımı ile yağlı kağıdımı cheesecake'imden ayırdım. Evet, gördüğünüz gibi servisi de bu şekilde yapıyorlar aslında arkadaşlar. Kağıt ile birlikte altı, kenarları, üstü çok güzel kızardı. Eşit bir şekilde. Normalinde gördüğünüz gibi harcımız oldukça sıvı bir harcımız vardı. Risk almadığım için içerisine puding de eklemiştim. Gördüğünüz gibi başka hiçbir şey katmadan cheesecake'imiz ne kadar güzel pişti arkadaşlar. İçi kesinlikle çiğ değil, yumuşacık ve inanılmaz güzel bir cheesecake oldu. Evet, burada sizlere içini de gösteriyorum. Yalnız kameram tam netleştirmemiş. Maalesef biraz zoomlu çekim olduğu için netleştirmekte sorun yaşamış. Montaj yaparken fark ettim maalesef. Evet, bu şekilde arkadaşlar. İçi çiğ değil, oldukça yumuşak, kremamsı bir cheesecake elde ettik. Eğer piştikten yaklaşık yarım saat, bir saat sonra yemek isterseniz ılık ve yumuşacık, pamucuk bir cheesecake yemiş olursunuz. Gördüğünüz gibi nasıl güzel sallanıyor arkadaşlar. Evet, ertesi güne kalan cheesecake kimde nasıl görünüyor sizlere videomun sonlarına doğru göstereceğim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet, bir yayınımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı lezzetlerde, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.